Sayın Yaşar Karadeniz Beyefendinin ve kıymetli eşi hanımefendinin düzenlemiş olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı kabul törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Zaferi Türk milletinin vatan topraklarını koruma ve savunma kararlılığının bir sonucudur. Bu zafer Türk milletinin zorluklar karşısındaki kararlı direniş ruhunu yansıtır. Türk milletinin tüm güçlükleri aşabilecek güce sahip olduğunu gösterir. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük ve milli birlik mücadelesinin simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde elde edilen bu zaferi kutlarken milletimizin birlik ve beraberlik içinde nice zaferlere ulaşacağına olan inancımızı tazeliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Şimdi iletişim başkanlığımızın hazırlamış olduğu videoyu ve ardından Zafere Giden Yol adlı fotoğraf sergisi videomuzu izliyoruz. Thank you.
Sayın Garnizon Komutanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, Cumhuriyet Başsavcım, kıymetli protokol, kıymetli çalışma arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz kabul törenine teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. 19 Mayıs 1919'da başlayıp 9 Eylül 1922'de sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın önemli evrelerinden birisi 30 Ağustos. Aslında 19 Mayıs'tan 30 Ağustos'a ve sonrasında 9 Eylül'e giden süreçle ilgili çok alacağımız dersler var. Ama bunlardan en önemlisi bana göre şudur. O günkü şartlarda, o günkü koşullarda, imkansızlıklar içerisinde tüm dünyaya karşı, o günün emperyalist ülkelerine karşı topyekün milletimizin verdiği bir savaştır. Ve o savaşta bizi başarılı kılan sadece birkaç önemli husus üzerinde duracağım. Bunlardan birincisi, bu savaşın tüm milletimizin, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç, yani millet olarak biz birlikte verdiğimiz bir savaştı. Bu bize başarıyı getiren önemli unsurlardan birisi. Elbette ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik konusundaki bir deha olması da ve yine çalışma arkadaşlarının o dönemin çok iyi yetişmiş subayları olması, hepsi birlikte bu zaferi bize kazandırdı. İşte o günden bugüne aslında biz bu kutlamaları yaparken çıkarmamız gereken derslerden bir tanesi bana göre şu: biz eğer bir arada olursak, bir ve tek yürek olursak, bizim millet olarak yapamayacağımız hakikaten hiçbir şey yok, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki Mehmet Akif'in söylediği gibi yüreklerimiz toplu vursun. Yüreklerimiz toplu vurduğu sürece hiçbir top bu milleti hakikaten sindiremeyecektir. Ve biz bu birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece de bir daha, hepimiz şuna inanmalıyız ki, bir daha asla ve asla İstiklal Savaşı vermek zorunda kalmayacağız. Bir daha İstiklal Marşı yazmak zorunda kalmayacağız. Bilakis Türkiye'mizin daha çağdaş ülkeler seviyesine çıktığını göreceğiz. Onların seviyesinin de hatta üzerinde çıkmayı hedef alacağız. Türkiye yüzyılı hedefine hep birlikte inşallah ulaşmış olacağız. Ben teşriflerinizden dolayı bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepinize sevgi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz.